Arkadaşlar selam, yeni bir alışveriş videosuyla karşınızdayım. Bu videoda son zamanlarda aldığım giyim ve kozmetik alışverişlerimi göstereceğim. Önce hemen kozmetiklerden başlıyorum. En son bir Golden Rule'un sitesinden yine online alışverişim oldu. Bu alışverişimin sebebi şu 2000 serisi rujların 4,5 liraya düşmüş olmasıydı. Normalde 9 lirayken 4,5 liraya düşmüştü. Şu an yalnız kampanya bitmiş, geçenlerde baktım. Bayağı böyle 2-3 hafta falan 4,5 liraydı rujlar. Ben de kahverengi ruj manyaklığına kapıldığım için son 2-3 aydır normalde seviyordum zaten kahverengi rujları. Bu 2000 serisi rujlardan kahverengi olanları seçmeye çalıştım. Bazılarının sıvıçlarını gördüm, internette araştırdım. Bir tanesini riske atmıştım. 3 tane kahverengi tonlu olduğunu düşündüğüm ruj seçtim. Yani tanesini 4,5 liraya çok ucuz almış oldum. Hemen başlıyorum. Öncelikle 101 numara benim favorim oldu. Bunu bir iki kere kullandım bile. Dediğim gibi 101 numara şöyle tam benim tonum. Benim en sevdiğim kahverengi tonu ruj. Bunu çok beğendim. Hemen swatchlarını da size göstereceğim. Ellerimin üzeri kurumuş yine. Kurumaya başladı. Bu dediğim gibi üçünün içinde en beğendiğim ruj oldu. Çok güzel kahve duruyor. Böyle aşırı nude da durmuyor. Sütlü kahve, böyle belirgin bir nude kahve duruyor dudağımda. Diğeri 102 numara. 102 numara bu rujun 1-2 tık daha açığı gibi. O da şöyle bir kahve. O da değişik bir kahve yani. Kötü değil. Ama öbürünü daha çok süreceğimi düşünüyorum tabii ki. Diğeri de bakın daha hafif, şöyle daha nude duran bir kahve diğerine göre. Bir de dediğim gibi riske attığım renk olan 134 var. Bu ruj metalik çıktı arkadaşlar. Ben bunun metalik olduğunu bilmiyordum. Bu seride bazı metalik rujlar da varmış. Bildiğiniz böyle ilk açtığımda dalga geçtim hatta. Bu ne böyle, uzay çağı ruju gibi dedim. Ama dudağımda denedikten sonra aslında garip bir şekilde hoşuma gitti. Çok değişik durdu. Hani metalik olduğu halde karşıdan metalik olduğu belli olmadı. O da şöyle bir renk. Metalik olduğunu bakın anlayabiliyorsunuzdur. Çok acayip parlak. Metalik bir koyu kahve. Swatch'unda belli olacak mı bilmiyorum. Bu arada ben bunları aldığım sıralarda Instagram'da da paylaştım swatch'larıyla. Görenler olmuştur. O da şöyle. Evet bakın metalikliği biraz bakın belli oluyor. Bence çok ilginç bir renk. Yani hani sedefli medefli diye dalga geçtim. Bu ne böyle falan, sürülür mü diye. Ama dudağımda o metalikliği anlaşılmadı. Böyle hafif parlak göründü karşıdan. Çok yakından inceleyince metalik olduğu anlaşılıyor. Bu 134 numara bence çok orijinal bir renkmiş. Merak edenler bakabilir. O alışverişimde bir de Golden Rose'un çok sevdiğim Rich Color serisinden 108 numarayı aldım. O da şöyle çok harika mavi yeşil arası petrol yeşili bir renk. Petrol yeşilini zaten severdim. Ama bu son bir senedir iyice kafayı takmış durumdayım. Daha sonra Flormar'dan bir alışverişim oldu. Flormar'dan 5 parça şey almışım. Öncelikle bu serinin adını unuttum ya. Şu mor kutulu, siyah kadife detayları olan kutulu koleksiyonun adını unuttum. Bu koleksiyon şu an indirime girmiş. Bu rujlar lip gloss gibi olan rujları güya mat demişler. 10 liraydı. Şu an gerçi bunlar 5 liraya düşmüş. 10 lirayken böyle bana farklı gelen, hoşuma giden bir renk gördüm. Kırmızı, böyle değişik bir kırmızı tonu gibi gördüm swatch'unda. Ben bunu alayım dedim, bulunsun dedim. Bir de bunları... pardon. Bir de ben bunları likit mat ruj sanmıştım. Aslında mat rujmuş ama renk aslında güzel olduğu halde, bu adı neydi bu arada hemen bakayım. Zoom on my lips rengini aldım ben. Bunun 5 rengi falan var. Şöyle bir renk aldım. Evet, hiç benim süreceğim bir tarzda renk değil. Ben bu dudağıma sürdüm arkadaşlar. Böyle bir şey olamaz. Bu kadar mı yakışmaz bir kırmızı tonu bir insana? Çok kötü durdu. Böyle
güzel bir şekilde matlaşmadı da benim dudağımda parlaklık kaldı ya da çok fazla beklemedim bilmiyorum uzun süre sonra belki matlaşıyor. Bana bu hiç yakışmadı. Yani şunu da hemen şeyini göstereyim. Kokusu falan çok güzel bu arada. Ya bakın elimde çok güzel görünüyor renk. Şu. Elime swatchlayınca müthiş görünüyor. Ama dudağıma sürünce buradakinden biraz daha açık ve cart durdu böyle parlak durdu. Basit durdu yani kısacası. Beğenmedim. Çok kötü durdu. Bunu ne yapacağım bilmiyorum. Şimdilik bekletiyorum. Daha sonra iki tane Pearly serisinden oje aldım. Bir tanesi şu an tırnaklarımda olan Chrome Purple adlı renk. Bu arada tırnaklarım aşırı aşırı uzadı. En uzun döneminde şu an kaç gün içinde keseceğim, kısaltacağım. O yüzden bilmiyorum. Bir acayip cadı gibi görmüş olabilirsiniz şu an tırnaklarımı. Bu tırnağımdaki Chrome Purple rengi çok güzel bir renk. Ben çok beğendim. Tırnağımda iki kat var. Şöyle göstereyim. Ben çok beğendim. Diğeri de yine aynı seriden Blue Black. Böyle çok 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 koyu metalik gibi bir lacivert. Bakın yansımasını görüyorsunuz. Bunu da çok beğendim. Bunu da en yakın zamanda süreceğim. Henüz sürmedim. Bir de bu yeni çıkan 7 gün kalıcı dediğim jel top coat'u olan ojelerinden aldım. Bunlar şu an 5 lira. 7.90'dan 5 liraya düşmüş. İndirim hala var. Bakabilirsiniz. Ben de bunlar hakkında iyi şeyler duyduğum için iki rengini denemek istedim. 5 lirayken bir tanesini klasik siyah renk aldım. Her zaman kullanırım diye. Diğerini de böyle çok güzel koyu bir mavi aldım. Bunun adı sanı var mıymış? 29 numara diyor. Diğeri de 24. Bunu da böyle bir koyu mavi aldım. Bunları da henüz denemedim. Bakacağız. Flormar'dan da bunları aldım arkadaşlar. Bu arada Pearly ojelerde 2.90 gibi bir fiyatı vardı. Çok uygundu. Daha sonra Bospa'dan iki tane oje aldım. Bu ojeleri aslında görüntüsü için aldım. Şöyle kapak kısmını panda yapmışlar. Pretty Beauty yazıyor. Böyle saçma sapan dandik bir marka. Bir tanesi böyle koyu pembe fuşya gibi. Bir tanesi de böyle metalik, parlak, koyu mor gibi. Kozmetik namına iki şey daha aldım. Bir tane Catrice'in highlighter etkili concealer'ını aldım. En açık rengini. Onu şu an yanıma getirmeyi unutmuşum. Ama bu yüzümde gördüğünüz makyajın videosunu çektim bu videoda. Önce o videoda ilk kez kullandım. Bilmiyorum çok bayılmadım gibi oldu. Biraz yapısı yoğun sanırım. Fırçalı olan bu gümüş rengi ambalajı. Yapısı biraz yoğun ya da ben çok fazla sürdüm yanlışlıkla. Elim kaçtı. Bilmiyorum hani böyle çok hafif de değil, çok ağır da değil. Orta karar gibi geldi. 15 liraya aldım. Bir de Rossmann'dan yine Rivar de Luc'un şu Jumbo Lipstick diye geçen 02 Nude Shine adlı kalem rujunu aldım. Şöyle bir renk. Bunu aslında almasam da olurdu. Ben bunu niye aldım? 8 liradan 5 liraya düşmüştü. Bir tane kalmıştı. Ben de merak ettim böyle nude güzel görünür rengi. Ama sürdükten sonra çok kötü olduğunu fark ettim. Böyle iğrenç, böyle çok uçuk pembemsi bir nude gibi durdu benim dudağımda. Açık böyle soluk pembe rujlarında bana ne kadar iğrenç olduğunu artık bu zamana kadar biliyorsunuzdur. Çok kötü oldu. Bunu da sanırım kullanamayacağım. Neyse ki 5 liraya aldım indirimli. Bir de arkadaşlar 3 tane Orly oje almıştım indirimli. Bu ojeleri Ege Park'taki eczaneden aldım. İzmir Mavişehir Ege Park'taki. Şu an hala var mıdır bilmiyorum. Sepete koymuşlar %40 indirim diye. Ellerinden çıkarmaya çalışıyorlarmış artık son Orly ojeleri sanırım. Bu Orly ojelerin tanesini 11 liraya aldım. Yani bu fırsatı kaçıramazdım. 3 tane aldım. Bir tanesini yılbaşında sürdüm. Bu yılbaşında sürdüğüm Foul Play adlı oje. Okuyunca da garip oluyormuş Foul. Bunun içinde böyle minik minik flaky parçalar var. Işıltılar var. Kopkoyu böyle mürdüm gibi. İçinde böyle flaky'ler olan bir renk. Çok güzel. Ben bu ojeyi senelerdir hep görüyordum. Hep almak istemiştim. Bir türlü kısmet olmamıştı. Diğeri Out of This World adlı böyle yine çok koyu mürdüm. İçinde de böyle
pembe ve altın ışıltılar olan bir oje sanırım. Şöyle. Bu sadece Fall Play'i sürdüm. Diğer ikisini sürmedim. Bu da yine aşık olarak aldığım Lunar Eclipse adlı, ya da Lunar nasıl okunuyorsa, Lunar Eclipse adlı mavi mor yanar dönerli, böyle diokrom gibi ışıltılı muhteşem bir oje. Çok güzel. Bakar mısınız? Dediğim gibi bu orlu ojeler normalde 20 liraya falan satılıyor sanırım. 18 ya da 20. Ben tanesini 11 liraya almış oldum. Şimdi arkadaşlar, kıyafet alışverişlerine geçiyorum. Evet, kucağımda getirdim bütün hepsini. Öncelikle bir hediyeden başlayacağım. Yılbaşında teyzemler buradaydı, İstanbul'dan gelmişlerdi. Teyzemin bana yılbaşı hediyesi şöyle bir çanta oldu, Mudo'dan almış. Şöyle orta boy, füme renginde. Hem şık hem sade. Benim en sevdiğim boyutlarda, her şeyin içine sığdırabileceğim. Hani günlük de kullanırım, hafif şık da kullanırım. Şöyle bir askısı var. Görür görmez benim tarzım olduğunu düşünmüş. Direkt şu kısımlarında biraz hafif ağır zinciri var. Şu kısmı şöyle. Bunun ayarı yok askısının. Ama askısı o ayarı olmadığı halde benim tam kullandığım boyut uzunlukta. Şansıma. Şu şekilde bir çanta. Ben bunu çok beğendim. Daha henüz kullanmadım. İçinde de şurada bir fermuarlı gözü var. Şurada da iki tane telefon gözü gibi göz var. Benim en sevdiğim çanta modeli. Gözlü çantaları bayılıyorum. Bu böyle Mudo'dan bir hediye geldi. Daha sonra bir sürü kazak var arkadaşlar. Bir sürü kazak aldım. İzmir sanki karda kışta kalmış gibi. Ben karda kışta kalacakmışım gibi kazak aldım. Ama İzmir'in soğuğu da çok soğuk oluyor. İzmirliler biliyordur. Yani soğuk oldu mu kar da yağmıyor. Yağmadığı için de bayağı kar soğuğu oluyor. Buz tutuyorum ben. O yüzden bu kazakları aldım. Bu göstereceğim ambardan arkadaşlar. Çok güzel petrol yeşili. Orada tam rengini yansıtamayacağım. Kol kısımları böyle bu sene moda olan böyle kesikli mesikli bir kolu var. Standart beden. Ama çok fazla esniyor, yumuşak. Tam geldi. Böyle bir V yakası var. Aşağı kısmı düz iniyor. Ben bu son zamanlarda pek siyah kıyafet almıyorum. Daha çok böyle cart mor, saks mavi, petrol yeşili gibi renkler almaya çalışıyorum. Hem ten ve saç rengimle bu renklerin çok güzel olduğunu düşünüyorum. Hem de değişik renkli şeyler olsun diye bunları alıyorum. Bunu 15 liraya aldım. Başka renkleri de vardı, ambardan aldım. Diğer renklerini hatırlamıyorum. 3-4 rengi daha vardı. Yine ambardan aldığım bir şeyle devam edeyim. Bu favorilerimden. Bunu da 20 liraya aldım. Bence 20 liraya çok uygun. Bu da böyle bordo siyah, çizgili, yumuşacık, böyle yünü böyle değişik olan, ama tabii taktırdınız mı direkt gider yani. O açıdan tehlikeli. Hafif kısa, böyle kalçanın üstünde bitiyor. Bunu da çok beğendim. Bunun bir de siyah beyaz çizgili olanı vardı. Dediğim gibi bu da 20 lira ambar. Daha sonra Adax'tan aldığım iki parçaya geliyorum. Bunları da 25'er liraya aldım. Bir tanesi şu çok güzel canlı mor kazak. Orada lacivert ya da mavi gibi görünüyor olabilir ama bu bildiğiniz canlı mor aslında. Bütün morlar mavi görünüyor kamerada, biliyorsunuz. Bu da böyle uzun kollu. Önü arkası böyle V yaka. Hafif, çok hafif salaş gelen, dar ya da aşırı bol olmayan böyle düz bir kazak. Diğer parçada yine benim favorilerimden olan bu saks mavi kazak. Bu kazağın başka renkleri de vardı yine. Bordosu, siyahı falan vardı sanırım. Bu bayağı kalın ve çok çok sıcak tutacak tarzda bir kazak. Bunun rengine de bayıldım, yapısına da bayıldım. Çok yumuşak. Bu arada demin gösterdiğim mor kazak ve ambardan aldıklarım hepsi standart bedendi. Bedensiz ama tam oldu. Bu kazak da yine standart. Bunların bedenleri yok. Bu da böyle orta boylarda. Çok üste yapışmayan, çok bol da olmayan normal kalıpta. Üzeri de böyle bu şekilde bir örgü detayı olan
favorilerimden olan bu kazak. Bunu da çok beğendim. Bir de onları aldığım gün, o yüzden son olarak dedim. Onları aldığım gün Waikiki'ye de girmiştim. Waikiki'de bazı şeylerde güzel indirimler vardı. Yine kırmızı ve siyah çizgili bir hırka buldum. Bu hırka 45 liradan 20 liraya düşmüştü. Bunu da medium aldım. Gayet güzel oldu. Yazın böyle kısa kolların üstüne falan geçirip çıkmak için. Şu şekilde. Biraz uzun. Diz altında. Şu kısımlarında görünüyor mu bilmiyorum. Neredeydi? Heh. Şu kısımlarında şöyle cepleri var. Hafif diz altında biten yumuşacık, çok tatlı bir kazak bu da. Sonra yine Bospa'ya dönelim. Bospa'dan bir gömlek elbise aldım. Ben bunu aldığım gün Instagram'da paylaştım. Beğenenler çok oldu hatta. Hatırlayacaksınızdır. Bunu da 30 liraya bulmuşken aldım. Ben gömlek elbise çok istiyordum son 1-2 senedir. Ama tam istediğim gibi bir model ya da renk bulamıyordum. Bospa'ya kısmetmiş. Bospa'da buldum. Bu böyle siyah beyaz, ekoseli mi diyeyim artık, pötikareli mi diyeyim. Kolları kıvrılan, kolları kıvrılıyor. Şuradaki düğmeye takılabiliyor. Ben kollarını kıvırdım ama uzun da kullanabilirsiniz. Ve arkadaşlar bu ince değil, böyle kışlık yumuşak bir kumaşı var. Çok güzel kumaşı. Kışlık olması da ayrıca avantaj oldu. Şöyle düğmeli. Böyle bakın. Bunu burada medium aldım. Gayet cuk oldu tam üstüme göre. Öyle aşırı salaş da değil. Üstüme yapışmadı da. Böyle iniyor. Bakın. Önü kısa, arkası uzun. Aşağıya kadar düğmesi var. Bunu da çok beğendim. Son olarak da yine bunu da ambardan almıştım. Onları almadan çok daha önce aldım bunu. Bu da tunik olarak aldığım, ama bu tunik bana elbise olabilir, nasılsa boyum kısa, elbise olarak giyerim diye hayal ettiğim ama pek de elbise olarak giyemeyeceğim fark ettiğim bir kazak. Çünkü tam kalçanın altında bitti. Hani açılacak gibi bir durumu yok aslında model olarak. Ama tam kalçanın altında bittiği için oturup kalkarken rahat edemem diye ben bu elbise yapamam herhalde. Bu önü böyle çok hafif küçük V yaka. Aşırı kalın, mor böyle uzun bir tunik. Bunu da bu arada 25 liraya aldım. Şöyle iniyor bu da. Bayağı uzun. Bunu da artık elbise yapamayacağım için altına siyah taytlarla çok soğuk havalarda giyerim. Bu bayağı cidden kalın yani, böyle İstanbul Ankara havasının kazakları gibi. İzmir'de böyle kazak benim neyime. Ama işte aşırı soğuk günlerde giyerim diye düşündüm. Böyleydi arkadaşlar benim son zamanlarda alışverişlerim. Bu arada bu yüzümdeki makyajı merak ediyorsanız bu videodan önce yüklerim büyük ihtimal. Dudağımda da ilk defa kullandığım Bobbi Brown'un Black Raspberry adlı ruju var. Yalnız ruj beni biraz hayal kırıklığına uğrattı maalesef. Sonuçta hani Bobbi Brown falan dersiniz, ne olabilir dersiniz, ama sürdükten sonra videoda fark ettim. Maalesef rujun şu kenar kısımları böyle toparlanıyor, böyle kenarlarda toplanıp dalga dalga koyu renk birikiyor. İç kısımlardan çıkıyor. Kenar kısımları birikmiş. Yani 85 liralık ruj, tamam ben yarı fiyatını aldım ama Bobbi Brown rujun da yani böyle durmasını beklemezdim. Biraz üzüldüm açıkçası. Neden böyle olduğunu tahmin edebiliyorum. Çünkü mat yapıda bir ruj değil. Sürdüğünüz yerde kalmıyor. Birazcık yumuşak bir yapıda olduğu için sanırım birikme yaptı. Bilmiyorum. Gerçi başka daha ucuz rujlarda böyle bir görüntü oluşmamıştı. Resmen ruj kenarlara doğru gidip birikti. Biraz üzüldüm açıkçası. Dediğim gibi yüzümdeki makyajı merak ederseniz de bu videodan önce yüklemiş olacağım. Hatta şuralara bir yere linki koyabilirim. Umarım keyifle izlemişsinizdir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere.